Ortaylı'nın 90'lı yıllar döneminde biliriz. 90'lı yıllarda İlber Ortaylı imajının bugünküyle hiçbir alakası yok. Bir, İlber Ortaylı ilk olarak muhafazakarlar tarafından çok sevildi. Çünkü muhafazakarlar Osmanlı falan diyemezken o günkü 28 Şubat ortamında, 90'lar ortamında çok kültürlü, seküler kesimden gelen, 10 dil bilen bir mülkiye profesörü çıktı. Ben Osmanlı torunuyum dedi. Osmanlı'yı övdü. Bu Kemalistlere giydirirdi. Şu Kemalistler 23'te Türkiye'nin başladığına inanır. O derdi hödükler bile sert de konuşurdu. İşte şunun tarihi 1890, bir şunun tarihi 1860. Yani Osmanlı'dan kaynaklanan çağdaş kurumları anlatır ve inanılmaz bir Osmanlı sevgisi içinde bir adamdı. Ve hatırlayın, şimdi bazı bilgiler vereceğim. Bizi izleyen Atatürkçüler, laik kesim şok olacak. Bir, İlber Ortaylı ilk popüler yapma adamlardan biri Mustafa Armağan'dır. Yani bugün işte Atatürk düşmanı, alçak diye Atatürkçülerin, laiklerin saldırdığı Mustafa Armağan yargılandı ve ben Mustafa Armağan'ın bugün inandıklarının hepsini yazdığını düşünmüyorum. Araştırıp bulduklarının hepsini yazdığını düşünmüyorum. Yani Mustafa Armağan bugünkü Türkiye'de, AK Parti'nin egemen olduğu Türkiye'de ifade özgürlüğünü rahat kullanabilen bir insan değildir. Bunu ben birkaç defa da söyledim, o da teyit etti. Bu Mustafa Armağan'ın şeyin kitaplarını derledi ilk. İlber Ortaylı'nın konuşmalarını derledi. Ta Akyol'da olan konuşmalarını derledi. Çok iyi hatırlarım. Ufuk kitaplarından çıktıydı. Eski söyleşilerini derledi. Ona karşılık İlber Ortaylı da Mustafa Armağan'ın iki kitabını ön söz yazdı. Biri St. Petersburg kitabıdır. St. Petersburg Yeşil Kırpar Gözlerimle, öyle bir şey. St. Petersburg'la ilgili Mustafa Armağan inanılmaz öven bir ön söz. Bakın, İlber Ortaylı, Atatürkçü İlber Ortaylı, Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'ı övüyor. Tabii iki kitapta birden. Bir. İki. İlber Ortaylı'nın söyleşilerini derleyip kitap kitap yapan, onu ilk popüler, yine popüler yapan adamlardan ikincisi kimdir? Biri Mustafa Armağan. İkincisi kimdir? Cem Küçük. Muhafazakar, İslami kesimin içinden çıkmış bir yazar ve Cem'in oğlunun ismi nedir? İlber. Cem'in oğlu ismi İlber'dir. İlber Ortaylı'dan gelir. Zaten İlber Ortaylı gelirdi. Onu severdi. Bir evi torunu gibi. Cem Küçük ile İlber Ortaylı çok çok yakındır. Her zaman çok yakın oldu. Ve İlber Ortaylı bu kesimden geldi. Taha Akyol yine aynı şekilde, yani Taha Akyol da onu çok çıkarmıştır, hatırla 90'larda. İlber Ortaylı'nın Celal Şengör'le, Fatih Altaylı ile özdeşleşmesi son 10 senenin ürünüdür. Hatta son 15 sene ne de ki bu iktidar onu Topkapı Sarayı'na genel müdür yaptı. Tayyip Erdoğan ona danışman yaptı. Halen de Tayyip Erdoğan medyası Hürriyet Gazetesi'de yazıyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın şeyi dışladığı bir insan değil İlber Ortaylı. Bunu da bilelim. Ama ilk başlarda bayağı şeyin parçasıydı. Hatta Uğur Dündar'la bir polemiği oldu. Bak, herkes unuttu bunları. Serkan, İlber Ortaylı Uğur Dündar'a salak dedi. Ya bu adam salak dedi. Topkapı Sarayı'ndan bir şey kaçırıldı falan dedi o. O da Uğur Dündar dedi ki ben onurlu bir insanım. Topkapı Sarayı Genel Müdürlüğü'nü onurlu bir insan kabul etmezdi dedi. Uğur Dündar, hep bunlar unutuldu. Şilay kesin bunları unuta kandırıla kandırıla yaşıyor. Sonra da dindarlarla dal geçip rahatlıyor. Türbeye giden teyzeyle dal geçiyorlar. Sizin de yani ne görseniz kabul ediyorsunuz kardeş. İlber Ortaylı buydu. İlber Ortaylı Atatürkçü Kemalist kesimi sevdiği bir insan. Çok da tabildi değildi. Muhafazakar Muammer Karaca Tiyatrosu'nda Beyoğlu'nda söyleşiler verirdi. Büyükşehir Belediyesi Ali Müfit Gürtüra döneminde, Tayyip Erdoğan döneminde, Kadir Topbaş döneminde. Abi, salonun %70'i başörtülü kız olur. %70'i Osmanlı'yı anlatıyor diye. Hat anlatıyor. O senin esat iyi bildiğin konu, babandan ötürü. Yani İslam sanatı, İslam kültürü, İslam estetiği buydu. Celal Şengör ayırıyor bak. Celal Şengör mümin bir Kemalist. Bak, gerçek bir Kemalist'tir o. Yani şu an mesela Atatürk'le ilgili şaka yapın, Celal Şengör hani peygamber karikatürüne bir Müslümanın tepki gösterdiği gibi tepki gösterdi. Tabi imanlıdır. Ama İlber Ortaylı öyle değildir. İlber Hoca zamanla tribünü oynadı. Baktı, hoşuna gitti. Popüler olmak. Tamam mı? İnanmadığı şeyi çok söyledi. Onun için İlber Hoca'ya benim bir şeyim var. Yani samimiyetsiz, hatta sahte buluyorum. Bak, Celal Şengör öyle değil abi. Celal Şengör neyse o. Adam gerçek bir Kemalist. İnandığını söylüyor. İlber Hoca inanmadıklarını söylüyor. İlber Hoca'nın Atatürk'ü eskiden de sever. Çünkü milliyetçi bir tarafı vardır eskiden beri. Ama Atatürkçü değildir İlber Ortaylı. Ve ne oldu? Eskiden kalma ilişkileriyle Sultan Hamid'in torununun düğününe gitti. Doğru mu? Millet bilmiyor. O öyledir. Bütün Osmanlı ailesinin içindedir. Osmanlı hanedanının içindedir. Ve normal İlber Ortaylı'nın görüşü Murat
Murat Bardakçı'dan farkı değildir. Osmanlı Hanedanı'nın zulüm gördüğü yönündedir. Ama İlber Ortaylı zaman geçtikçe Atatürkçü kesimi 3-5 övgüyle de çok rahat kandırabileceğini gördükçe onları kıstı. Eski ilişkileri kıstığı gibi. Yani Fatih Altaylı gibi bir adama 2003'ün İlber Ortaylı'sını hödük diyeceğini ben eminim ya. %100. Ama ne oldu zamanla? İşte biraz Murat Bardakçı'nın da eskiden beri Murat Bardakçı'nın hukukları vardı. Murat Bardakçı'nın etkisiyle şeye girdi. Habertürk, Fatih Altaylı falan.